Ahmet Taner Kışlalı 16. dönem İzmir milletvekili olarak bu çatıda görev yaptı, Kültür Bakanlığı yaptı ve Türkiye'nin kültür hazinesinin gelişmesine çok büyük katkılar sağladı. Kışlalı diyordu ki, doğru ona saldırıldıkça güçlenir. Atatürk o yüzden 21. yüzyılda da güçlüdür diyordu. Ahmet Taner Kışlalı Atatürkçülüğün sadece geçmişin bekçiliği değil, aynı zamanda geleceğin de kuruculuğudur diyordu. Ve Ahmet Taner Kışlalı'nın bu özellikleri üyesi olduğu, genel başkan yardımcılığını yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin güçlenmesini sağlamış, Anadolu'nun dört bir yanında Atatürkçü düşünceyi şahlandırmış ve 21. yüzyıla taşımıştır. Onun bu düşüncelerini hazmedemeyenler, onun hoşgörüsünü, onun gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığını, savunma duygusunu kabul edemeyenler onu 21 Ekim 1999'da katlettiler. Sayın milletvekilleri, işte Türkiye bugünkü karanlığa, Fethullah belasına, o günlerdeki aydınlarımızın katledilmesi, Atatürkçülüğün toplumda yerleşmesinin büyük ölçüde engellenmesi nedeniyle yaşanmaktadır. Sayın milletvekillerim, bugün Yüce Meclis'in çatısı altındaki bir komisyonda içinden geçtiğimiz döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve pek çok ifade alındı. Halbuki orada o ifadeyi verenler ne yazık ki geçmişte Türkiye'nin bu karanlık döneme sürüklenmesinde en önemli rolü oynayanlardı. Bir başka şekilde ifade verdiler. Kışlalı 1998'de Fethullah dosyasının yazısına başlık yaptığında şöyle diyordu. Bankasayı açanlar, Fethullah'ın önünü açanlar ileride ne diyecekler deyip soruyordu. Acaba kandırıldılar mı, yanıltıldılar mı? Kandırıldılar mı, yanıltıldılar mı? Ya da bu hareketle birlikte onların bir parçası mı oldular diyordum. Ben Kışlalı'nın gerçekten Türkiye'nin hem siyasi yaşamına hem toplumsal yaşamına büyük bir katkı yaptığını bir kez daha vurguluyorum. Ve Kışlalı'nın yaktığı ateş sönmeyecek diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.